Peki kardeşlerim, her yıl Muharrem ayında Kerbela'da okunan bu lanetler nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında lanet var mıdır? Hazreti Hüseyin'in üzerinden neden birileri kalkar da sahabeye söverler? İbni Ömer değil midir Hazreti Hüseyin'in önüne geçen, gitme Hüseyin diyen? Mekke'de Kerbela'dan gelenler Hazreti İbni Ömer'e soruyorlar, diyorlar ki sivrisineğin kanı ihramımıza engel olur mu? İbni Ömer kızıyorlar, buyuruyorlar ki katelu İbni Resulillah, Hazreti Muhammed'in yavrusunu, torununu öldürdüler. Şimdi bana sivrisineğin kanını soruyorlar. Cezayı gerektirir mi onu soruyorlar. Ama şimdi Kerbela üzerinden Ömer'e sövüyorlar, Ebu Bekir'e sövüyorlar, sahabeye sövüyorlar. İslam, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birleştirdiği, bir araya getirdiği, Kur'an-ı Hakim'in razı olduğu, Hazreti Muhammed'in la tesubbu ashabi dediği, sövmeyin ashabıma, sövmeyin Ebu Bekir'e, Ömer'e, Muaviye'ye dediği, ashaba kahrediyorlar, sebbediyorlar. Yahudinin yolundan yürüyorlar. Hüseyin'i anlatıyorlar, Kerbela ilahileri okuyorlar, küçücük çocukların yüreğine sahabe düşmanlığı yerleştiriyorlar. İşte şimdi Suriye'de Nusayrilere mensup Esed denen zalim Kerbela ilahileriyle büyüdü. Nerede Ebu Bekir, nerede Ömer, nerede Ayşe, nerede Talha görürse üzerine yürüyor, katlediyor, parçalıyor. İran'dan Suriye'ye, Irak'a gidip Ehl-i Sünnet'e mensup olan Müslümanları katleden zalimler Kerbela ilahileriyle, intikam türküleriyle büyüdüler. Peki kardeşlerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki 120 yıl süren o kavgayı bitiren Hazreti Muhammed'e neden yüreklerimizi açmıyoruz? Neden evimizi açmıyoruz? İslam'da bu matemler var mıdır? Kerbela'yı yıl yıl almak var mıdır? Bu kadar matem tutmak var mıdır? Neden Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in ufkuna dönmüyorsunuz? Buyuruyor ki: "Va'tasimu bihablillahi cemi'en ve la teferraku." Medine'de babalar düşman, çocuklar düşman. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onların arasına kardeşliği getirdi. Fakat Hüseyin'i kullananlar, Hazreti Hüseyin üzerinden fitne yiyenler aynı şeyi Efendimiz hayattayken de yapmaya cüret ettiler. Buna teşebbüs ettiler. Evs ile Hazreç otururken, yani Ensar, aralarına gittiler. Cahiliyedeki katliamları anlattılar. Babalarınız düşman, siz böyle nasıl dost olursunuz dediler. Kalktılar, birbirlerine girecekler. Hadis Allah Resulüne ulaştı. Oraya geldiler. Evvel cahiliye. Neden babalarınızın hesabını güdüyorsunuz? Neden tarihte olmuş hadiseler üzerinden birbirinize öfke kusuyorsunuz? Hala ben aranızda cahiliyenin kavgasını mı devam ettiriyorsunuz? Kol kola cennete mi yoksa cehenneme mi gideceksiniz? Ey Hazreti Hüseyin üzerinden, peygamberin biricik torunu üzerinden Ebu Bekir'e söven zavallılar, Kur'an-ı Hakim'e kulak veriniz. Medine'de Evs ile Hazreç arasındaki fitneyi ortadan kaldıran Hazreti Muhammed sizi Ehl-i Sünnet'le kardeş olmaya, Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı sevmeye, Hazreti Hüseyin'le birlikte sevmeye davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam sizi Kerbela'yı orada bırakıp, ondan dersler çıkarıp, bir daha Kerbela yaşanmaması için ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ, Hazreti Muhammed'in dünyasında kardeş olmaya davet ediyor.